Atilla'dan Alparslan'a, Timur'dan Selçuk Bey'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal'e, Türk tarihi, savaşta hileyi sanatçı gibi kullanan mareşallerle doldur. Halkın genelini ilgilendirmeyi bırak, halkın var olmasını sağlayan şanlı 30 Ağustos zaferimizin ardında bakın neler yaşandı. Yıl 1918, 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Osmanlı dağılmış. Yunan ordusu topraklarımızda cirit atıyor. Başkent İstanbul işgal altında, İzmir işgal altında. Ordu silahını bırakmış. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in mezarına bile Yunan bayrağı dikilirken Osmanlı'nın elinden hiçbir şey gelmiyor. İtilaf devletleri Türkleri İstanbul ve Anadolu'dan tamamen atmak istiyor. Ama hesap etmedikleri bir durum var. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal önderliğinde eldeki tüm kuvvetler toplanır. Kurulan ordu 1. ve 2. İnönü Savaşı'nda düşmanı durdurur. Yunanlılar bu yenilgiden sonra ordularını güçlendirmek için İngilizlerden silah desteği alarak kuvvetlerini artırırlar. 100 bin kişilik Yunan ordusu 45 bin kişilik Türk ordusuna karşı tekrar taarruza geçer. Ordumuz yetersizdir. Kütahya ve Eskişehir muharebeleri kaybedilir. Türk ordusu çekilmek zorunda kalınca Atatürk İsmet İnönü'nün çadırına gider. İnönü'yü umudunu yitirmiş, çökmüş bir halde bulur paşamız. Mustafa Kemal'e artık her şeyin bittiğini söyler. Mustafa Kemal ise İsmet, asıl şimdi kazandık der. İsmet Paşa hiçbir şey anlamaz. Ordunun yarısı dağılmış, silah desen yok. Nasıl kazanırız paşam? Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya orduyu vatanın bağrına doğru Sakarya üzerinden Ankara önlerindeki Polatlı'ya kadar çekmesini emreder. İsmet İnönü bu delilik, Mustafa Kemal'in geri çekilmemizi gösterdiği alanla bulunduğumuz alan arasında 100 kilometreden fazla fark var. Halkı kim koruyacak diye düşünür. Ama mecbur emri yerine getirir. Yunanlılar bu çekilmeden daha da cesaretlenir. Türkler artık pes etti derler. Paşanın muhalifleri ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Mustafa Kemal Paşa kaçıyor derler. Ricat yani geri çekilme Türklerin Orta Asya steplerinden bu yana kullandığı geleneksel bir taktiktir. Mustafa Kemal'in asıl amacı da budur. Bizim memlekette yol mu var? Yunanlı neyle nakledecek silahları der ve Anadolu'ya Türk'ün bağrına doğru çekilir. İsmet İnönü'ye de şöyle söyler. Bırak gelsinler. Onları vatanın harimi hizmetinde boğacağım. Mustafa Kemal 12 Ağustos 1921'de cephe karargahına giderek ordunun başına geçer. Artık başkomutandır. Cephede teftiş yaparken attan bir taşın üzerine düşer ve 3 kaburga kemiği kırılır. Doktorlar istirahat etmek zorundasınız dediklerinde kaşlarını çatar. İstirahata vakit yok doktor der ve cepheye geri döner. Cephede kaburga kemiği sarılı bir şekilde Yunan askerlerini bekler. Geleceklerini biliyordur. Yunan kuvvetleri tam 9 gün boyunca Türk birlikleriyle karşılaşmadan belirsizlik içinde yürüdükten sonra gelirler ve Sakarya Meydan Muharebesi başlar. Yunan ordusu Ankara'ya 70 kilometre mesafede bir ilerleme sağlayarak Polatlı kapılarına kadar gelmiştir. Eğer Polatlı düşerse Ankara'da düşer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal edilir. Tüm cephelerde şiddetli çatışmalar yaşanır. Çatışma sonucu Türbetepe ve Mangal Dağı Yunanlıların eline geçer. En sonunda Yunanlılar Çal Dağı'nı da ele geçirir. Bir muharebe attı, ordu veya kol ordu seviyesinde yarılırsa bu yenilgi olarak algılanmaktadır. Paşa bu kayıp üzerine tarihe geçecek bir emir verir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Atatürk'ün emrine göre yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmayacaktır. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Bu emir bütün savaş kurallarının ezberlerini bozmuştur. Yani hat savaşında savaşın hattı yarılan ordunun aleyhine bittiği tezi yıkılacaktır. Savaş 22 gün 22 gece sürer. Bu dünya tarihinin en uzun meydan muharebesidir. Bir binbaşı Atatürk'e istihbarat raporlarını getirir. Raporda Yunan komutan Papulas'ın yeni birlikler getirdiği yazmaktadır. Komutanım savaşı kaybediyoruz der. Atatürk binbaşıya sen raporu bir daha oku der. Binbaşı bir daha okur. Atatürk ise İsmet Paşa orada uyuyor. Git onu uyandır da zaferini tebrik et der. Ardından yanına Fevzi Paşa'yı çağırır. Fevzi Paşa da üzgün bir şekilde kaybettiklerini söyler. Atatürk, Fevzi Paşa, Papulas birlik getirmiyor, birlik kaydırıyor. Yani geri çekiliyor der. Mehmetçik dur demiştir.
Düşman Polatlı'yı geçememiştir. Yunan ordusunun kıyıyla arasında 400 kilometreden fazla mesafe vardır. Anadolu bozkırının ortasına sıkışıp kalan Yunanlılar artık evinden çok uzaktadır. Gereğinden fazla sokulmuşlardır. Mustafa Kemal amacına ulaşmıştır. 1921 Sakarya zaferimiz ardından subaylarımızın çoğu şehit olmuştur. Yunan ordusuysa Ankara önlerinden çekilip Afyon-Eskişehir eksenine İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurmuştur. Devletimiz 11 yıldır savaşın içindedir. Artık milletimiz tükenmek üzeredir. Atatürk durmadan çalışır. Ne yapıp edip düşmanı ülkesinden atmalıdır. Bu millet Yunan'a esir düşmeyecektir. Ocak 1922'den itibaren Yunan cephesini santim santim ezberler. Aylar geçer. Türk ordusu memleket imkanlarını sonuna kadar zorlayarak toparlanır. Asker 9 ay boyunca hazırlanmıştır. Atatürk düşünür, düşünür. Akademideyken not defterine yazdığı notunu hatırlar. Cesaret gösteren ve tehlikeye atılan kazanır. Korkak kalp daima mağluptur. Şimdi ise bir karar almak zorundadır. Anadolu halkı onun çağrısıyla kanısından atnalına, çorabından öküzüne kadar elinde avucunda ne varsa ordunun emrine vermiştir. Artık harekete geçme vaktidir. Bu millet ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacaktır. Ona zincir vuracak çılgını dize getirme vaktidir. Türk tarafının içinde elbette ajanlar da vardır. İngilizler bu bağlamda çalışmalar yapmıştır. Özellikle Kara Jumbo'dan bahsedilir. Bu takma isimle İngiliz belgelerinde geçen kişi Mustafa Kemal Paşa'nın düzenlediği çoğu toplantıda yer almıştır. Topladığı bilgileri İngilizlere ve Yunanlara iletmektedir. Bu yüzden planlar gizlilikle yürütülmelidir. Akşehir'de ordu arasında bir futbol maçı planlanır. Maç basına bildirilir. 28 Temmuz 1922'de ordu ve kol ordu komutanları yakın birlikler bu maçı izlemeye çağrılır. Tribünün birinci sırası paşalara ayrılmıştır. Mustafa Kemal ne kadar da vurdum duymazdır. Yurdumuz işgal altında, o bizi maç izlemeye çağırıyor. O gün paşaların çoğu ilk kez bir futbol maçı izler. Maçın bittiği akşam Mustafa Kemal komutanlara kararını açıklar. Taarruz ediyoruz. Bütün komutanlar şaşırır. Bu düpedüz deliliktir. Askerliğin demir kuralı taarruz eden ordunun savunmadaki ordudan daha güçlü olmasıdır. Ama düşman sayı olarak da ateş gücünde de Türk ordusundan çok daha üstündür. Yakup Şevki Paşa, hayal görmeyelim. Ayağı çarıklı askerle o sarp vahşi arazide düşman mevzileri karşısında çakılıp kalırız. Eğer bu taarruzu yaparsak ordu, dava, belki de memleket elden çıkar. Nakliye kollarımız da yetersiz. Yürüyen orduya cephane yetiştirebilmeleri mümkün değiller. Yani kurşun biterse işimiz kılıçlara kalacaktır. Makineli tüfeğe karşı kılıç. Yakup Şevki Paşa hiç de haksız sayılmaz. Mustafa Kemal gülerek biz de cephane ikmalini düşmandan yaparız der ve ardından ikinci kararını açıklar. Taarruzu Afyon'dan yapacağız. Paşalar artık bu adam kesin çıldırmış olmalı diye düşünür. Afyon Yunanlıların en güçlü olduğu bölgedir. Yunanlılar burayı bir kuvvet merkezi yapma niyetindedirler. İtiraz sesleri hemen yükselir. Yakup Şevki Paşa hiddetle askeri gücümüzü Afyon'un güneyine kaydırmak düşman kuvvetlerinin ellerini kollarını sallaya sallaya Anadolu'ya girme biletlerini kesmektir. Biz Afyon'a girelim derken Yunan ordusu çoktan Ankara'ya girer der. Atatürk rahatlıkla girmez paşam, girmez der. Mustafa Kemal Yunan ordusunun zayıf noktasını çözmüştür. Evet, Yunanlıların en güçlü olduğu yer Afyon'dur. O da düşmana en güçlü olduğu yerden saldıracaktır. Yunan ordusu Afyon'un kuzeyi ve Eskişehir'e doğru uzanan hatta kuvvetli savunma hattı kurmuştur. Güneyde ise yüksek dağlar vardır. Yunan komutan Trikupis oradan taarruz gelmeyeceğinden emindir. Mustafa Kemal de bunu anlamıştır. Burayı düşürürsek bütün cephe düşer. Dolayısıyla burayı vuracağız der. Tek kurtuluş düşmanı ummadığı yerden tek vuruşla imha etmektir. Yakup Şevki Paşa ısrarla karşı çıkmaya devam eder. Yapmayın. Türk milletinin bütün var yoğu bundan ibaret. Askeri, topu, tüfeği, cephanesi işte bu kadar. Şimdi siz onu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyorsunuz. Buna razı gelemem. Adama vatan haini derler. Mustafa Kemal gür sesiyle son noktayı koyar. Varımız bundan ibaretse kesin sonucu bununla almak zorundayız. Korkmayın paşam, tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir. Toplantı böyle sabaha kadar sürer. Paşalar da kurtuluş için başka çare bulamaz. Karar alınmıştır. 15 Ağustos'a kadar tüm hazırlıklar tamamlanacaktır. Taarruzun tam gününü ise yalnız Mustafa Kemal bilmektedir. Mustafa Kemal tarihe çok ilgilidir. Ve özellikle de harp tarihini hem okumayı hem araştırmayı çok sever. Büyük taarruz için seçtiği gün de
hiç rastgele seçilmiş bir gün değildir. Türklerin Bizanslıları yenerek ilk kez Anadolu'ya girdiği tarihi seçer Mustafa Kemal. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi. Bundan asırlar sonra yine 26 Ağustos'ta tam bağımsızlık isteyen Mustafa Kemal ve silah arkadaşları yurdun kalbinde direneceklerdir. Tabi bu sırada meclis her şeyden bir haber. Bakanlar Kurulu'na taarruz emri henüz bildirilmemiş. Mecliste Mustafa Kemal sert bir şekilde eleştirilir. Bu eleştirileri duyan Yunan ordusunun keyfine değen yoktur. Rahat bir şekilde olan biteni izlemektedir. Atatürk muhaliflerini bile hilenin bir parçası haline getirmiştir. Yunan başkomutan Hacı Anesti arkasından hiç eksik etmediği yabancı gazeteciler ve fotoğrafçılarla cepheyi gezer. Mağrur, küstah konuşmalar yapar. Bir muhabir Yunan başkomutanına sorar. Cepheyi gezdiniz. Mustafa Kemal'i gördünüz mü? Hacı Anesti, Mustafa Kemal mi? Karşımda Mustafa Kemal diye birini göremiyorum der. Mustafa Kemal ise Hacı Anesti'ye cevabını sonraya saklamıştır. Tarihler 17 Ağustos'u gösterdiğinde Atatürk otomobiliyle gizlice Konya'ya gider. Herkes onu Ankara'da bilirken o 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Altay'la görüşür ve geri döner. Gizli büyük taarruza günler kala Atatürk Çankaya'da yabancı diplomatların davetli olduğu bir çay partisi planlar. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin 20 Ağustos 1922 sayısında Çankaya'da ertesi gün verilecek ziyafetten bahsedilir. Ve 21 Ağustos'ta saatler öğlen 4'ü gösterdiğinde ziyafet başlar. Davetliler gelmiştir ama ev sahibi Mustafa Kemal Paşa ortalıkta yoktur. Bu Atatürk'ün bir tür oyalama ve dikkati başka yöne çekme hamlesidir. Mustafa Kemal o sırada Ankara'dan ikinci kez gizlice ayrılmış, Batı Cephesi karargahına, Akşehir'e gitmiştir. Bu, ordu komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıdır. Artık büyük taarruz emrini verir. Saldırının nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu şeklinde anlatır Mustafa Kemal. Cephe komutanı ve genelkurmay başkanı nefeslerini tutmuş, dikkatle paşayı dinlerler. Afyon güneybatısından çevrilerek Eskişehir'den indirilecek süvari birlikleriyle düşman çember içinde kuşatılacaktır. Bu kurt kapanı taktiğidir. Taarruz Atatürk'ün deyimiyle strateji ve aynı zamanda bir taktik baskını halinde yürütülecektir. Çay partisi dağılmak üzereyken Mustafa Kemal içeri girer. Yetişmiştir. Misafirlerle sohbet eder. Ziyafet dağılınca tekrar Akşehir'e yola koyulur. Komutanlar hemen işe koyulmuştur. İstikam birlikleri ve işçi taburları ağır topların geçeceği yolları düzeltir, köprüleri güçlendirir, dar geçitleri genişletir. Toprak iskanmasın diye ağaç dalları ya da samanla örtülür. Yürüyüş emrini alan birlik hava kararınca yola çıkacak, yol boyunca ışık kullanmayacak, gün doğmadan önce konaklayacağı yere varacaktır. Herkes ağaç altlarına, evlere, ahırlara, ambarlara sığınıp akşama kadar gözden saklanacak, gündüz kimse görünmeyecek, ateş yakılmayacak, açıkta kalan her şey maskelenecektir. Amaç çok sık uçan Yunan keşif uçaklarına açık vermemektir. Geride kalan az sayıda er, birlik ayrılmamış gibi günlük etkinliklerini sürdürür. Düşmanı kandırmak için kimi küçük birlikler gündüz ters yönde yürütülüp gece geri alınır. Yunan ordusunun doğuda sandığı Türk kuvvetleri Afyon'un güneyine toplanmayı başarır. Fahrettin Paşa kontrolündeki 5. Süvari Ordusu 24 Ağustos gecesi Şuhut'u aşıp Ahır Dağı'nı sızar. 25 Ağustos günü hava karardıktan sonra ordu harekete geçecektir. Askerler heyecanla geceyi bekler. Tireli Hüseyin, Aydınlı İsmail, Giresunlu Rüstem uyku uyuyamaz. Yol gösterici iki süvari ellerinde fenerlerle öndedir. Herkesin Ankara'da sandığı başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa da hemen arkasındadır. Sessiz yürüyüş başlamıştır. Sallanıp da ses çıkaracak ne varsa hepsi sıkıca bağlanır. Ağır ağır Kocatepe'ye çıkarlar. Kocatepe 1900 metre yüksekliğiyle bütün sahaya hakimdir. Doğuya ve batıya doğru uzanan kollarıyla bütün kuvvetlerin gizlice toplanmalarına, manevra yapmalarına çok elverişlidir. Kocatepe düşmanı göz altında bulundurmak ve bir orduyu gizlemek için tabiatın bir lütfu sayılabilirdi. Saat gece 4'ü gösterdiğinde ordu hedefine ulaşır. Asker kısa bir dinlenmeden sonra taarruz emri için tetikte beklemektedir. Türk ordusu gizli bir baskınla Afyon'un güneyindeki Yunan 1. Kol ordusunu sarıp saldıracaktır. Ama hesaba katılmayan bir durum vardır. Her tarafı sis basmıştır. Ordu taarruza hazırken sis buna müsaade etmez. Hava gittikçe aydınlanmaktadır. Ama sis hala dağılmamıştır. Düşman mevzileri görülemez. Mustafa Kemal tepedeki karargahından çıkar. Canı çok sıkılmıştır. Sisin gitmesini beklemekten başka yapacağı hiçbir şey yoktur. Milletin kaderi söz konusudur. Yalnız başına kayalık tepenin ucuna kadar gider. Baş parmağı dudağının arasındadır. Dakikalar bir türlü geçmek bilmez. Kayalıktan çıkıp yürüdüğü esnada
Ekipten biri makinesini alır ve o tarihi anı fotoğraflar. Bir saat kadar sonra bir mucize gerçekleşir. Sis dağılır. Atatürk ordunun önüne geçer. Vakit gelmiştir. İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk topları sessizliği bıçak gibi yırtar. Ateş! Cephane kısıtlıdır. Topların mevziyi yok edene dek bitmemesi gerekir. Aksi halde taarruz yapılamaz. Toplar birbiri ardına ateşlenirken Mustafa Kemal'in stresi gitgide artar. İsmet Paşa mevzileri öyle güzel bombalar ki 26 Ağustos şafağında Yunan ordusu ne olduğunu anlayamadan savunma hattı çöker. Şimdi sıra süvarilerdedir. Ordunun büyük bölümü güneye kaydığı için Yakup Şevket Paşa komutasındaki 2. ordu kuzeyde yalnız başınadır. Yunan ordusu bu durumu fark etmemelidir. Yunan komutan Trikupis güneyden saldıranların ufak bir birlik olduğunu düşündüğü için ordularını güneye kaydırmaz. Asıl taarruzun kuzeyden geleceğini düşünür. Atatürk'ün planı tıkır tıkır işlemektedir. Yunan komutanlarının akıllarını başarılı bir şekilde okumuştur. Atacakları her adımı önceden düşünmüştür. Güneyde bozguna uğrayan Yunan ordusu geri çekilir. Hacı Anesti, yani Yunan ordularının büyük başkomutanı. Ordusu yok olurken İzmir'de bir yatın içinde kendisini Anadolu'nun fatihi sayarak savaşı yönettiğini sanmaktadır. 26 Ağustos 1922'de Türk ordusunun başlattığı taarruzun ardından 2 gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçar. Demiryolu ve telgraf hatları köylülerin de yardımıyla birkaç yerden tahrip edilir. Trikupis durumun farkına vardığında tüm kuvvetleri güneye sevk etme kararı alır. Ama bu sefer de kuzeydeki Yakup Şevket Paşa hücuma geçer. Yakup Şevket Paşa, Trikupis'in güneye inmesine mani olunca Mustafa Kemal'in askerleri hızla Yunan ordu merkezine ilerlemeye başlar. Yalnızca Çiğiltepe karşısındaki 57. tümen bir türlü ilerleyememiştir. Bu tümenin komutanı Mustafa Kemal'in çok sevdiği, Çanakkale'de büyük başarılar gösteren Albay Reşat Bey'dir. 1918'de İngilizlere esir düşen Reşat Bey, esaretten kurtulur kurtulmaz 1919'da milli mücadeleye katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, çok güvendiği Albay Reşat Bey'i 27 Ağustos sabahı arar. Reşat Bey, hala hedefinize ulaşamadınız. Bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız diye sorar. Reşat Paşa, yarım saat sonra alacağız efendim. Söz veriyorum der. Mustafa Kemal başarılar dileyerek kapatır. Yarım saat dolalı hayli olmuştur. Çiğiltepe hala düşmemiştir. Mustafa Kemal Paşa tekrar Reşat Bey ile konuşmak ister. Telefona emir subayı Üsteğmen Bozkurt Kaplangı çıkar. Bozkurt zorlukla Reşat Bey'in az önce intihar ettiğini ve ona bir not bıraktığını söyler. Yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam komutanım. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar boşalır. Çiğiltepe, Reşat Bey'in intiharının ardından 45 dakika sonra Yunanlılardan temizlenir. İşte bizim askerimiz böyle onurlu savaşmıştır. 45 dakikalık gecikme için canından vazgeçebilecek kadar sözüne ve şerefine bağlı bir albaydır Reşat Bey. Soyadı kanunu çıktığında Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Reşat Bey'in ailesine Çiğiltepe soyadı verilir. Ters cephe planına ısrarla çıkan Yakup Şevki Paşa hayretler içindedir. Yani Afyon cephesini yardık, düşman ordusunu üçe böldük ve 4 günde düşmanın 2 kol ordusunu kuşatacak duruma geldik ha der. Fevzi Paşa gülerek, evet paşam, başardık der. Yakup Şevki Paşa kendine dargın bir sesle, ben tecrübesiz, kararsız, korkak bir asker değilim. Ama ne iddia ettimse tersi çıktı. Neye karşı durdumsa mahcup oldum. Yahu bu mucizenin sırrı ne diye sorar. Fevzi Paşa, Yakup Şevki Paşa'nın elini inançla sıkarak sorusunu cevaplar. Mustafa Kemal Paşa. 30 Ağustos sabahı Türk ordusu topuyla, tüfeğiyle ve canıyla taarruza kalkar. Başkomutan Mustafa Kemal bizzat ordunun başındadır. Askerin süngüsü batmakta olan güneşin kızıl ışıkları altında alev alev yanarken Mustafa Kemal heyecanla sigarasını atar, ayağa kalkar ve siperden çıkar. Mustafa Kemal ilk kez sakinliğini yitirmiş, tehlikeli bir şekilde siperlerin üzerine çıkar ve Yunan başkomutana cevabını şimdi haykırır. Hacı Anesti, mağrur kumandan, gel de ordularını kurtar. Bir başkomutanın ateş altına girdiği görülmüş şey değildir. Ama paşaya kimse engel olamaz. İngilizlerin görüp çok beğendiği, Türkler burayı 6 ayda geçerse
6 günde geçtik desinler dedikleri, alınmaz, yarılmaz sanılan Afyon mevzilerinin en kritik yerleri tek tek ele geçirilir. 26 Ağustos günü başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos günü başkomutanlık meydan savaşı zaferiyle kesin sonuca varır. Etraf birbiri üzerine yığılmış, düşman cesetleriyle doldur. Mustafa Kemal, bu manzara insanlığı utandırabilir. Ama haklı vatan savunmamız için buna mecbur kaldık. Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir harekete kalkışmazlar der. O sırada yırtılmış ve terk edilmiş bir Yunan bayrağı görür. Başkomutan eliyle bayrağın yerden kaldırılmasını işaret ederek bir milletin bağımsızlık işaretidir. Düşman da olsa hürmet etmek gerekir. Kaldırıp topun üzerine koyunuz der. Komutan Trikupis hızla kaçmaktadır. Mustafa Kemal düşmanın kaçmasına müsaade eder. Yunan ordusu kaçabilmesi için dört bir tarafından değil, üç tarafından sarılmış, bir nokta bilerek açık bırakılmıştır. Bu açık çemberden kurtularak arkasına bakmadan kaçan Yunan askerlerinin ardından Mustafa Kemal ordularına şu emri verir. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Bu emir doğrultusunda üç koldan İzmir'e ilerleyen ordu, 1 Eylül'de Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri alır. Yunan komutan Trikupis Uşak'ta esir düşmüştür. Atatürk bölgeye gelir ve Trikupis'in esir tutulduğu çadıra girer. Önce Trikupis'e içecek ikram eder. Akabinde teselli verir. Üzülmeyin, siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte yenilmek de vardır der ve çadırı terk eder. Trikupis etrafındakilere az önce konuşanın kim olduğunu sorar. Başkomutan Mustafa Kemal cevabını aldığında şaşırmıştır. Şimdi neden yenildiğimizi daha iyi anlıyorum der Trikupis ve ekler. Bizim başkomutanımız savaşı İzmir'den takip ediyordu. Türk ordusu 8 günde 400 kilometre yol kat ederek Yunan ordusunu İzmir'e kadar kovalar. 9 Eylül'de İzmir'den Yunan bayrağı indirilir ve göndere Türk bayrağı çekilir. Büyük taarruzdan evvel Atatürk yakın çevresine 15 gün sonra İzmir'de olacağını söylemiştir. Şimdi İzmir kordonda yürürken Salik Bozok'a kaç gün oldu diye sorar. Bozok 14 gün paşam der. Bir gün yanıldık o zaman der Büyük Atatürk. Karşıyaka'da kalacağı evin önüne gelince kapının önüne yol halısı olarak serilmiş Yunan bayrağını görür. Zamanında aynı köşkte Türk bayrağını ayaklar altına alıp çiğneyen Yunan kralı Konstantin'in intikamı böyle alınacaktır. Kapıdaki kalabalık halk, "Çiğneyin paşam, zamanında onlar öyle yapmıştı." der. Atatürk bir adım bile atmaz. Çevresindeki insanlara tatlı bir tebessümle bakarak, "O geçmişte hata etmiş, bir ulusun bayrağı çiğnenmez. Ben onun yanlışını tekrar edemem." diyerek aynı savaş alanında yaptığı gibi bayrağı yerden kaldırtır, öyle girer içeri. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı, şanlı, onurlu Türk ordusunun ve halkın yazdığı bir destanın hatırasıdır. Atatürk, Nutuk'ta Büyük Taarruz'u muazzam bir eser diyerek şöyle anlatmıştır. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan bu mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. Türk milletinin kaderi artık çizilmiştir. Ankara 2 yıl sonra ülkenin başkenti olur. Bu zafer tüm dünyaya Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu hatırlatmıştır. Atatürk 31 Ağustos 1922 günü Muharebe Meydanı'nda gezerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit toprağın üstünde katılaşmış halde koluyla sancağı dimdik tutmaktadır. Başkomutan savaş sonrasında yapılacak anıt için onun sembol olmasını emreder. 30 Ağustos 1924 günü anıtın temel atma töreninde şunları söyler. Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk cumhuriyetinin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Burada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada esasını vaaz ettiğimiz şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakar ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide, Türk vatanına göz dikeceklere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, savletini, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır.